Tamam, şimdi dişlere gelelim. 32 diş. Evet, evet, kal. Tamam, süper. Süpersin. Tamamdır. Dur, dur, bir tane daha. Kaçma, gel, gel, gel. Vallahi en güzeli bu oldu, bak habersizken. Tamamdır. Hadi akşam gel de vesikalıklarını al, tamam mı? Tamam abla. Ecevit. Benim. Tata. Nasıl sürpriz? Ne dedim ben? Önce bir şaşırır. Sonra sevinir dedim. Göreyim elli kağıdımı. Ya siz biliyor muydunuz? İnsan bir söyler ya, ne kötüsünüz ha? Abi daha yeni geldi adam. Sen tamam mısın? Atlattın mı şok? Hı, atlattım. Ya bir şey söyleyeyim mi, ister misin? Hiçbir şey söyleme. Kahveye gidelim, kapa dükkanı. Özlemiştir zaten. Oğlum. Abi para. Ben daha önce sana para verdim mi? Yok abi. Aa, bak dönmüş orada. Yürü, yürü. Sarı. Benim eski karı. Gel. Yakalım. Selamun aleyküm. Abi çift okey var, hala dönüyorsun utanmadan. Aç gözlerini. Ya keşke Zeki de olsaydı değil mi? Sen görüşüyor musun hiç? Var mı bir haberin? Yok. Görmedim hiç. Biz bir ara biz seninle oturup bir konuşalım. Ha, erkek muhabbeti, anladım. Neyse ben kaçıyorum, dükkanı boş bıraktım da. Ben bırakayım. Ne gerek var canım? Allah Allah, dükkan şurası zaten, giderim. Tabii tabii. Sağ sol bakma lan. Hiçbir değişmediniz siz. Hala böyle didişiyor musunuz? Maço ya işte, ne bakıyorsun sen? Neyse görüşürüz diyeceğim ama. Dede, buralarda daha görüşürsünüz. Öyle mi? İyi o zaman. Nevzat abi, hususi konuşacağız. Hadi beyler, dışarı kapatıyoruz. Biz haydi, haydi fazla, haydi konuşmayın. Haydi arkadaşlar, kapatıyorum. Haydi, kapatıyorum. Hadi ya, hadi söyleme, hadi. Haydi.
Çabuk. Şimdi... Zeki de söylediklerimi duydun. Bizim hesabımız bu 4 kişiydi. Ben zaten ara ara bunları takip ediyorum. Ediyor muydun? Kesme sözümü İbo. Ara ara bunları takip ediyorum. Özcan İrfan'la beraber çalışıyor. Yasa dışı bir şeyler yapıyorlar, bakacağız. Anladın? Bu Sait hapishanede çalışıyordu en son. Hala oradadır o. Bırakmamıştır o işi. Arasak buluruz, elimize koymuş gibi. Gazanfer. Gazanfer'e bir türlü ulaşamıyorum. Kimse de bilmiyor. Artık o konuda senin kanallarına başvuracağız. Gebermiştir inşallah. Bu Özcan meselesi. Özcan'ın yanına beni sokmazlar. Bu herif eskiden bile 2 tane korumayla geziyordu. Şimdi artık ordu takıyordur. Yani artık sen bir şekilde beni Özcan'ın yanına sokacaksın. Ben de kafasına sıkacağım. Plan bu. Sorusu olan. Niye yapayım? Af buyur. 20 sene. Köpek gibi çalıştım ben. Şu kadardım daha. Annemi, evimi bıraktım. Gittim dünyanın öbür ucunda tuvalet temizledim. Yer sildim, çay taşıdım. Öyle okudum ben. Öyle kurdum hayatımı. Sıfırdan. Evim, arabam, işim. Hiçbiri gözümde yok. Ama yeni bir hayatım oldu Bilal. Neyi yapayım şimdi? Şimdi sen bu adamlar bize ne yaptı unuttun mu? Yeni bir hayatım oldu diyorum. Duymuyor musun? Unuttun yani ha? Arkamda bıraktım. Hepsini bıraktım. Baştan başladım. Tırnaklarımla kazandım her şeyi. Niye döneyim şimdi? Ecevit, son kez soruyorum sana. Unuttun mu? O hücrede betonda uyuduğunu unuttun mu? Kendi kanında yattığını unuttun mu? Bu adamın bağırış çağrışlarını, serzenişlerini, çığlıklarını unuttun mu? Hayatımızı lan unuttun mu? Unuttum. Yalan. Hepsini unuttum. Olmadı bir şey. Geçti. Unuttum ben. Unutmadın kardeşim. Unutmadın. O yüzden geceleri ışığı açıp yatıyorsun. O yüzden hala o kabusları görüyorsun. O yüzden ne zaman bir çocuk görsen için sızlıyor. Buran yanıyor, buran. Hayır. Haksızlık değil mi Şerif? İstediğini değiştir, evini değiştir, arabanı değiştir, karını değiştir. Arkadaşlarını, çevreni, her şeyini değiştir ama peşini bırakmayacak aga. Bu iş peşini bırakmayacak. Çünkü o hapishanede bize ne yaptılarsa biz hala oradayız ve biz oradan çıkamayacağız. Çıktım, gelmeyecektim buraya. Başka biriyim oğlum ben. Dönmem oraya bir daha. Hatırlamıyorum. Sizi de hatırlamıyorum. Şerif. Yapmayacağım dediğinizi. Tamam mı? Son sözüm bu. Unutun beni. Çıkmayın bir daha karşıma. Şerif. Gelecek geri. Nereden biliyor? Hatırladı çünkü bir defa. Sarı halden anlamazdı. Sarı cahildi. Bir haberi yoktu Sarı'nın. Ama bu sefer Sarı haklıydı. O kuyunun kapağı açılmıştı bir kere. Artık hepimiz hatırlıyorduk. Artık hepimiz biliyorduk. Hatırlamak unutmaktan zordur. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun?